Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Sesim geliyor mu? Merhabalar tekrardan. Sesim geliyor mu arkadaşlarım? Sesim geliyor. Şimdi arkadaşlar ölçmenimi tekrarını yaptık. Şu anda bir ÖYT'de giriş yapalım. Şimdi ÖYT'de ben arkadaşlar kitaplardaki sırayla gitmeyeceğim. Karıştırılan konular ve önem kendi önem verdiğim sıraya göre bir şekilde size tekrarını yapacağım. Zaten temel amacım ÖYT'de konuları Hızlı şekilde e, aktarıp sorulara geçmek, soru üzerinden arkadaşlar tekrarlar yapmak. Ben yorumları kapatayım. Öncelikle şu ÖYT'nin arkadaşlar birkaç bilmeniz gereken ince nüansını söyleyeyim. Ondan sonra sevgili dostlar, şu öğretim yöntemlerine geçiş yapalım derim. Sevgili arkadaşlar, kalp atma durumuna da sevgili arkadaşlarımızın e, haklı olarak bir şikayeti var kalp atmayalım. Çünkü görüntüyü bozuyor. Siz kalp attıkça orada görüntü bozuluyor. O yüzden hani kalp atmazsanız arkadaşlar seviniriz. Ee, Derse ben başlıyorum sevgili arkadaşlar. Hepimize kolay gelsin. Öncelikle bir tanıtım yapayım. Ondan sonra devam edeyim. Şimdi sevgili arkadaşlarım malum Öğretim yöntem teknikleri dersine girerken ben size kuramları en son anlatacağım. Çoğunuzun merak ettiği şey kuramlar. Kuramları en son anlatmamın sebebi şu. Öncelikle sorunun çok çıktığı yerleri ve kolay halledebileceğimiz yerleri aradan çıkartalım. Sonralıkta zaten arkadaşlar kuramları hallederiz ama bir öğretmen adayının ya da bir öğretmen mezun olan bir arkadaşımın öncelikle program geliştirmede de sıkça duyduğu şu hiyerarşiyi bilmesi gerekir. Dört basamakta öğretim programları yazılırken arkadaşlar o ülkenin uzmanları oturup dört tane soruya cevap ararlar. Bu sorulardan birincisi arkadaşlar tabii ki sürecin başında ne için öğretim yapacağız ya da ne için öğreteceğiz sorusuna cevap aramaktır. Bu cevabı ararken aslında bu sorunun temel mantığında o ülkenin eğitim sistemiyle neyin yazılması vardır amacın yazılması vardır. Bu amaç yazılırken de o alanın uzmanları oturur, çocuklara kazandırılması gereken hedef davranışları ya da baktığınızda arkadaşlar neleri hazırlarlar? Kazanımları hazırlarlar. Temelde tüm öğretim programları arkadaşlar böyle başlar. Ne için öğretim yapacağız sorusuna cevap aramakla başlar. O süreçte de ilk başta o alanın uzmanları orada çocuklara kazandırılacak hedef davranış ve kazanımları yazarlar. Tabii ki ne için öğretim yaparız sorusuna cevap arayan uzmanlar bunu yazdıktan sonra ikinci başlıkta da çocuklara süreçte ne öğreteceğiz sorusuna cevap ararlar. Arkadaşlar ne öğreteceğiz sorusuna cevap ararken aslında uzmanların temelde yaptığı şey burada kazandırılması gereken hedef davranışların hangi içerikle çocuklara aktarılacağına karar vermektir. Yani önce amaç belirlenir sonra o amaca uygun olarak bir ne yazımı yapılır içerik yazımı yapılır. O içeriği sizler aslında eski öğretim programlarında konu başlığı olarak duyuyordunuz ya da ünite başlığı olarak duyuyorsunuz ya da şimdi ise yeni öğretim programlarında bunu arkadaşlar sizin karşınıza temaya da baktığınızda öğrenme alanı diye çıkartıyorlar. Yani senin bileceğin ilk başta bir öğretim programı hazırlanırken hedef davranışlar yani çağdaş ismiyle kazanımlar hazırlanır. Daha sonra buna uygun olarak bunu çocuğa aktarırken kullanacağımız araçlar olan neler hazırlanır? İçerikler hazırlanır. Tabii ki bunu yazan uzmanlar üçüncü basamakta ise arkadaşlar malum hedef davranışlar belli. İçerik de belli olduğuna göre bizim bir de şu soruyu sormamız gerekir. Bunu çocukları çocuklara nerede ne zaman aynı zamanda sevgili arkadaşım nasıl öğreteceği sorusuna baktığınızda oradaki uzmanlar cevap ararlar. Bu soruya cevap ararken de aslında uzmanların temelde hazırladıkları şey bizim öğretim yöntem teknikleri dediğimiz senin anlayacağın tabirle arkadaşım öğrenme ya da öğretim durumlarını yazmaya başlarlar. Öğretim durumları dediğimiz aslında öğrencilere bir öğretmenin süreçte sunacağı sevgili arkadaşım nedir? Öğretim hizmetidir. Mesela siz bunu tam öğrenme kuramında pide kodlamasıyla duyuyorsunuz ya üçüncü adımda bunlar hazırlanmaya başlar. Çünkü sen hedef davranış kazanımları yazdıysan o kazanımlara uygun olarak onları anlatırken kullanacağın konu ve içeriği hazırladıysan bir de senin onları çocuklara aktarırken kullanacağın öğretim durumlarını ya da öğretim hizmetini hazırlaman gerekir. O öğretim hizmetini de hazırladıktan sonra son aşamada alanın uzmanları şu soruya cevap ararlar. Malum bir öğretim programında dönüt de önemlidir. Biz burada ne kadar öğrettik sorusuna da cevap aramak zorunda kalırız. Burada da oturur o alanın uzmanları öğretmenlerin kullanacakları ölçme değerlendirme dersini yazmaya başlarlar. Buna da akademik anlamda da sınama durumları denir. Yani kısaca sen unutmayacaksın. Bir ülkenin öğretim programı hazırlanırken bu dört soruya cevap aranır. Soruları çözerken de senin bu hiyerarşiyi bilmen gerekir. Önce hedef davranışlar kazanımlar yazılmalıdır. Sonra buna uygun olarak içerik hazırlanmalıdır. Sonra bu içeriğin aktarılması için kullanılacak yöntem teknikler belirlenmelidir. En son ise dönüt almak için ölçme değerlendirilmelidir araçlarının yazımı yapılmalıdır. Bu dört hiyerarşiyi iyi bilmen gerekir. Çünkü soruları çözerken senin olaya böyle bakman gerekir. Dön dolaş her şeyin dayandığı yer neresi arkadaşlar? Hedef davranış. Ama siz bunların aslında dördünü de farklı derslerde görüyorsunuz. Mesela bizler ilk iki sorunun cevabını yani hedef davranış ve kazanımların nasıl yazıldığını, bilişsel, duyusal, psikomotor hedef alanlarının neler olduğunu, aynı zamanda içerik tasarım yaklaşımları ya da modellerini hangi derste size anlatıyoruz arkadaşlar? Program geliştirme dersinde. Program geliştirme dersi aslında bir öğretmene bu iki sorunun cevabını veriyor. Hedef alanları ve kazanımlar nelerdir, nasıl hazırlanır, İçerik tasarım modelleri nelerdir? Üçüncü başlık dediğimiz dediğimiz öğretim durumları ya da diğer bir ismiyle öğretim hizmeti ise öğretim yöntem teknikleri dersinde öğrendiğiniz şeydir. Son başlık olan ısınama durumları ise bizim sıkça gördüğümüz hangi derstir? Ölçme dersidir. Aslında KPSS'de sen farkında olmazsın ki seni bundan sorumlu tutuyor. Yani bir öğretmen adayı olarak sen normal olarak hedef davranış ve kazanımlara hakim misin? İçerik nasıl hazırlanır? Buna uygun içerik tasarım modelleri nelerdir? Öğretim yöntem teknikleri nelerdir? Ya da ölçme değerlendirme araçları ve ölçme değerlendirme nasıl yapılır? sana bunu soruyor. Senin de ilk başta bu hiyerarşiye öğretim, yöntem, teknikleri dersinin girişinde hakim olman gerekiyor. Fakat ben buna bir şey daha ekleyeceğim. Malum bizim konumuz ne? Öğretim, yöntem, teknikleri. Yani senin anlayacağın tabirle öğretim durumları dediğimiz öğretim hizmetini biz burada işleyeceğiz. Arkadaşlar burada işte senin bilmen gereken noktalardan biri şu. Öğretim yöntem tekniklerinde aslında bir öğretmen şuna karar veriyor. Çocukları hangi etkinliklerle çalıştıracağım? Hangi materyalleri kullanacağım? Ya da hangi öğretim yöntem teknikleriyle ben ders anlatacağım? Bunlara karar veriyor. Fakat bir öğretmenin buna karar verirken de dikkat etmesi gereken bir hiyerarşi var. Sınav bu da senin karşına çıkıyor. Sen her zaman soru çözerken şu hiyerarşiye de hakim olmak zorundasın. Bir öğretmen etkinlik hazırlayacaksa, materyalini hazırlayacaksa, öğretim yöntem tekniğini hazırlayacaksa, her şeyden önce onun sevgili arkadaşım kime uygun olması gerekir? Hedef davranışlara. Öncelikle etkinlikler, materyaller, yöntem, teknikler hedefe uygun olarak seçilir. Hedefe uygunluktan sonra öğretmenin bakması gereken ikinci şey etkinlik ya da materyali hazırlarken ya da yöntem teknikleri seçerken o süreçte ders anlatacağı çocukların hazır bulmuşluğudur. İkinci aşamada hazır bulmuşluğa bakılır. Üçüncü aşamada ise öğretmen yöntem tekniğini, etkinliğini, materyalini hazırlarken oradaki çocukların ilgilerine, isteklerine ya da baktığınızda yeteneklerine dikkat eder. Son adımda ise öğretmen nin bakacağı şey anlatacağı konu ya da içeriktir. Bak bu hiyerarşi de önemlidir. Niye? Çoğunuzun aklı sizin burada şöyle çalışıyor. Geleneksel düşüneniniz bir öğretmen yöntem teknik seçerken etkinlik ya da materyal hazırlarken çoğunlukla neye gidiyorsunuz biliyor musunuz? İçeriye gidiyorsunuz. Yani öğretmen ne anlatmalı ona uygun olmalı diye düşünüyorsunuz. Sıralamayı karıştırıyorsunuz. Ya da çağdaş eğitim yapıyoruz. Çağdaş eğitim yapıyoruz diye takılanlar da öğretmen öğretim yöntem tekniği etkinlik ya da materyalini hazırlarken çoğunlukla nereye gidiyorsunuz biliyor musunuz? Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerini hep birinci plana alıyorsunuz. Ama bu saatten sonra unutmak yok. İster bir öğretmen öğretim yöntem tekniği hazırlasın. ister bir etkinlik hazırlasın. ister materyal hazırlasın. Senin unutmaman gereken birinci sırada kim olacakmış arkadaşım? Hedef. Çünkü bir ülkenin temel amacı çocuklara neleri kazandırmaktır? Hedefleri kazandırmaktır. O yüzden materyalde, etkinlikte, yöntem teknikte her şeyden önce hedeflere uygun olur. Sonra çocuğun hazır bulmuşluğuna uygun olur. Sonra çocuğun ilgi, istek, yeteneğine uygun olur. En son içeriğe uygun olur. O yüzden bu sıraya da hakim olacaksın. Bunu en başta anlatmamın temel sebebi şu. Soruları yorumlarken senin artık şu hiyerarşiyi bilmen gerekir. Bir öğretim programı yazılırken önce amaç, sonra içerik, sonra buna uygun yöntem, teknik sonra ölçme araçlarının belirlendiğini bilmek zorundasın ve sen bilmek zorundasın ki yöntem teknik etkinlik materyal seçerken her şeyden önce Bizim önceliğimiz kimmiş? Hedef davranış. Bu size aslında bir nevi bir tanıtımdı. Süreçteki hiyerarşiyi iyi şekilde bilin ve bunu karıştırmayın diyeydi. Biz tabii ki arkadaşlar bu süreçte bir de şu hiyerarşiye hakim olmak zorundayız. Malum öğretim yöntem teknikleri dersinde arkadaşlar bir öğretmen ders anlatırken belli bir hiyerarşiye göre hareket edecek diyoruz ya. Daima burada da şu hiyerarşiyi unutmayacaksın. Bir öğretmen dersini planlarken öncelik ve şuna karar vermek zorunda. Dersini anlatırken hangi öğrenme ya da öğretme kuramını kullanacak buna karar vermek zorunda. Önce öğretmenler kuramını belirler. Bu kuramlar davranışçı, bilişselci ya da yapılandırmacı olabilir. Mesela davranışçı kuramlar nelerdi? Okulda öğretim modeli var ya da programlı öğretim modeli var. Tam öğretme, öğretim modeli var. Bunlar geleneksel dediğimiz arkadaşlar öğretim kuramları. Ya da baktığında Çağdaş öğretim kuramları var. Çoklu zekaya göre ders anlatabilirsin. İş birlikte öğrenmeyi kullanabilirsin. Nanneyin baktığınızda basamaklı öğretimini kullanabilirsin. Öncelikle o yüzden öğretmen ha dersini hangi öğretme kuramına göre iş diyeceğine karar verir. Kuramı belirleyen öğretmenin bunun ardından belirleyeceği şey o kurama uygun olarak dersini anlatırken kullanacağı öğretim stratejileridir. Şimdi sizler bu stratejileri biliyorsunuz ki sunuş, buluş, araştırma, inceleme diye duyuyorsunuz. İşte bir öğretmen kuramını seçtikten sonra o kurama uygun strateji seçer. Geleneksel bir kuramı takip ediyorsa geleneksel stratejileri, çağdaş bir kuramı takip ediyorsa çağdaş stratejileri kullanır. Öğretmenimiz stratejisini seçtikten sonra üçüncü adımda o stratejiye uygun olarak gidip arkadaşım dersi anlatırken kullanacağı öğretim yöntemini seçmek zorundadır. Mesela sunuş, buluş, araştırma, inceleme bizim stratejimizse birazdan göreceksiniz. Düz anlatım yöntemi, örnek olay yöntemi, problem çözme yöntemi, gösterip yaptırma yöntemi, proje yöntemi gibi yöntemler vardır ki öğretmen kuramını seçtikten sonra buna uygun bir strateji, ona uygun da bir ne seçermiş, yöntem seçermiş. En sonda ise bir öğretmenin yapması gereken o yöntemi derste kullanırken onun içerisine aktaracağı arkadaşım neleri seçmesi gerekir? Öğretim tekniklerini seçmesi gerekir. Sen bu teknikleri sorularda altı şapkalı düşünme, beyin fırtınası, istasyon, pazar yeri, konuşma halkası, akvaryum, çember gibi isimlerle duyuyorsun. O zaman benim sınavlarda bu hiyerarşiyi de bilmem gerekiyor. Yani bir öğretmen dersini anlatacaksa önce kurama karar verilmiş. Sonra o kurama uygun strateji belirlenmiş. Sonra bu stratejiye uygun bir yöntem seçermiş. En son ise o yöntemin içinde derste kullanacağı neleri seçermiş? Teknikleri. Ben bu hiyerarşileri niye en başta verdim? Çünkü derslerde soru çözerken bu sıralamayı iyi bilmen gerekiyor. Yani bir okulda öğretim programları yazılırken senin artık önce amacın, sonra içeriğin, sonra öğretim durumlarının, sonra sonra sınama durumlarının yazıldığını bilmen gerekiyor ya da bir öğretmenin etkinlik materyal yöntem tekniklerini hazırlarken önce hedeflere uygunluğuna dikkat ettiğini sonra çocuğun hazır bulmuşluğuna sonra çocuğun ilgi istek yeteneklerine en son ise içeriye bakması gerektiğini bilmen gerekiyor bir de şunu bilmen gerekiyor bir öğretmen dersini işlerken önce öğretme kuramını sonra öğretim stratejisini sonra yöntemini sonra ise tekniğini belirlediğini gerekiyor. Bu hiyerarşiler bizim için her şeyden önemli. Çünkü soruları çözerken bizler sevgili arkadaşlar bu hiyerarşilere göre sorulara yaklaşacağız. Tabi ben anlatırken şu Kur'an'ları ve stratejileri sona bırakacağım. Niye dersen soruların çoğunluğu yöntemlerden ve nereden geliyor arkadaşlar tekniklerden. Biz öncelikle ÖYT'de öğretim yöntemleriyle tekniklerini bitireceğiz. Zaten biz teknikleri bitirdiğimizde yöntemlerle birlikte 15 soruluk kısım bitmiş olacak ki. Bu neredeyse ÖYT'den diye düşündüğünüzde ÖYT'nin %80'i bile diyebiliriz arkadaşlar. Bir soru sayısı. O yüzden ben size önce öğretim yöntemleriyle başlayayım. Şu öğretim yöntemlerini bir görelim. Bakın arkadaşlar belli başlı sorularda göreceğiniz öğretim yöntemleri var. Düz anlatım yöntemi var, örnek olay yöntemi var, problem çöz yöntemi var. Gösterip yaptırma var. Proje var. Buraya sığdıramadığım ama anlatacağım deney yöntemi var. Gösteri, demonstrasyon yöntemi var. Bireysel çalışma yöntemi var. Bu yöntemleri tek tek bizler öğrenmeye başlayacağız. İlk anlatacağım yöntem size düz anlatım yöntemidir. Bakın sevgili arkadaşlar. Düz anlatım yöntemi notlarınıza da ekliyorsunuz. Bizim göreceğimiz bu yöntemler arasında her zaman bilin ki en geleneksel olan yöntemdir. O yüzden derin denir ki düz anlatım yöntemi sunuş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılabilen bir yöntemdir. Ama senin notunda eklemen gereken bir nokta vardır ki düz anlatımla sunuş aynı şey değildir. Sunuş bir stratejidir. Düz anlatım ise bunun içerisinde kullanılan yöntemlerden sadece bir tanesidir. O yüzden biz soru çözerken şunu çoğunlukla karıştırıyorsunuz. Karıştırmamamız gerekir. Sunuş bir stratejidir. Düz anlatım ise sunuşun içerisinde kullanılan geleneksel bir yöntemdir yöntemdir. Mantığı düz anlatımın arkadaşlar şu şekildedir. Düz anlatım yönteminde tamamen ama tamamen sürecin baştan sona aktif olan kişisi her zaman bileceksiniz ki öğretmendir. Öğretmen süreçte aktiftir. Yani öğretmen karşındaki çocuklara konu ve mantık olarak arkadaşım bilgiyi aktaran kişidir. Öğretmenin aktif olduğu bu yöntemde öğrenci ise tamamen pasiftir. Zaten bu açıdan baktığınızda arkadaşlar bu yöntem eleştirilir. Çünkü düz anlatım yöntemi tamamen çocuğun dinleyici olduğu bir yöntem olduğu için denir ki düz anlatım çocuğu tamamen ama tamamen ezber ve hatırlama yönelten bir yöntemdir. Mantığı basittir aslında. Öğretmen anlatır, öğrenci sadece dinleyerek o olayı öğrenmeye çalışır. O zaman biz notlarda şunu bilmek zorundayız. Öğretmenle öğrenci arasında düz anlatım yöntemini düşündüğümüzde nasıl bir etkileşim vardır? Sınırlı bir etkileşim vardır. Çünkü öğretmen anlatırken öğrenci sadece bu olayı dinleyip öğrenmeye çalışan kişidir. Bu açıdan zaten sunuş yoluyla öğretim stratejisinden farklılaşır. Ben mesela size sunuşu anlatırken ne diyeceğim biliyor musun? Öğretmenle öğrenci arasında yoğun etkileşim var diyeceğim. Çünkü sunuş yoluyla öğretim stratejisini anlatırken şunu hep duyacaksınız. Öğretmen soru cevap tekniğini kullanarak sürece sürecek sürece sürece kimi dahil etmek zorunda? Öğrenciyi dahil etmek zorunda. Ama düz anlatımda mantık çok basittir. Geleneksel bir yöntemdir. Öğretmen anlatır. Öğrenci ise pasiftir. Dinleyicidir. Öğrenci ezber ve hatırlamayla o konuyu aklında tutmaya çalışır. Bu açıdan bakıldığında aslında sana kötü bir yöntem gibi gelebilir. Ama bazı durumlarda bir öğretmen bunu kullanmak zorunda kalabilir. Peki hangi durumlarda öğretmen düz anlatımı tercih etmelidir? Bakın arkadaşlar bir öğretmenin eğer çok sayıda Konu anlatması gerekiyorsa, bir öğretmen karşıdaki kitleye zor ve karmaşık bir konuyu aktarmak zorundaysa, öğretmenimiz çocuklara soyut kavramların öğretimini yapmak zorundaysa, hatta sana çok tuhaf gelecektir. Öğretmen öğrencilerine duyusal beceri öğretimi yapmak zorundaysa, düz anlatım yöntemini mecburen tercih eder. Sen de sorularda şunu bil ki çok sayıda konusu olan bir öğretmenden bahsediyorsa, zor kur karmaşık konuları öğretmenin anlatması gerekiyorsa, soyut kavramları çocuklara öğretmesi gerekiyorsa böyle durumlarda öğretmenler mecburen düz anlatım yöntemine başvurmak zorunda kalır. Mantığı dediğim gibi geleneksel olan yöntemi öğretmenler mecbur kaldığı durumlarda mecburiyetten tercih etmek zorunda kalacaktır. Ama benim burada şunu buraya eklemem gerekir. Malum geleneksel bir yöntem dedik. Öğretmen anlatır, aktiftir. Öğrenci sadece dinleyerek öğrenmeye çalışır ya. Öğrenciyi bir öğretmen nasıl dinç tutabilir? Burada arkadaşlar sorularda göreceğiniz için bunu eklemem gerekir. Burada öğretmenin beden dili ve ses tonu çok fazla önemlidir. Yani öğretmenin beden diliyle ses tonunu çok etkili kullanması gerekir. Vurgulamaları önemlidir. Çünkü çocuğu aktif kılmasının tek yolu vardır. Ses tonu ve beden dilidir. Yani burada çocuğu sürece dahil edemiyorsun. Soru cevap bile yapamıyorsun. Sadece öğretmen anlatıyor, çocuk dinleyerek o konuyu öğrenmeye çalışıyor. Geleneksel bir yöntemden bahsetmiş olduk. Mantığı sanırım anlaşılmıştır. Sunuş yoluyla Arkadaşlar öğretim stratejisinde kullanılan yöntem olan biz arkadaşlar düz anlatımdan bahsettik. Hatta notuna eklemeni de tavsiye ederim. Davranışçı ekole göre kullanılan bir arkadaşlar yöntemdir. Şunu da eklemem gerekir ki bir öğretmen özellikle bunu dersin giriş bölümünde ve dersin arkadaşlar sonuç bölümünde tercih etmek zorunda kalabilir. O da neden dersen mesela dersin giriş bölümünde öğretmenimiz çocukların konuya dikkat çekmesini çekme aşamasında konuya dikkat çekmek için kullanabilir ya da öğretmenimiz çocukları hedeften haberdar etmek için rahatlıkla ama rahatlıkla bunu arkadaşım ne yapabilir? Kullanabilir. Dersin giriş bölümünde mecburiyetten başvurabilirsin. Dersin sonucunda ise dersi farklı de tekniklerle kullansan bile konuyu özetleme aşamasında yine bunu kullanabilirsin. Gelenekseldir. Sizi çok fazla zorlayacak bir yöntem değildir. Düz anlatımdan sonra geldik ikinci yöntemimiz olan buna göre biraz daha çağdaş olan ne arkadaşlar? örnek olay yöntemine. Sizin örnek olay yöntemini ilk yazmanız gereken şey şudur arkadaşlar. Örnek olay yöntemi buluş yolu ile öğretim stresinde kullanılan bir yöntemdir. Yani bu açıdan bakıldığında düz anlatıma göre daha nedir arkadaşlar? Çağdaş bir yöntemdir. Peki mantığı nedir derseniz? Arkadaşlarım örnek olay yönteminde öğretmen sınıfa çocukların günlük yaşamda karşılaşacağı ya da günlük yaşamda karşılaşabileceği bir olay ya da durumla gelir. Bu burada çok önemlidir. Çünkü çocukların ya karşılaştıkları bir durumu getirmen gerekir ya da çocukların günlük yaşamda karşılaşabilecekleri bir durumla onları karşı karşıya getirmen gerekir. Öğretmenin tek görevi budur. Öğretmen sınıfa günlük yaşamdan bir olay ya da durumu getiren kişidir. Fakat soru örneklerinde senin bir anahtarın vardır. Öğretmen bu günlük yaşamda çocukların karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri bilecekleri olay ya da durumu şu şekillerde getirebiliyor. Mesela baktığında bunu çocukların da izlediği bir film üzerinden getirip izletebilir mi? Evet. Mesela sosyal medyada dolaşan bir video üzerinden getirebilir mi? Evet getirebilir. Öğretmen bunu sınıfı okuyacağı bir hikayeyle getirebilir mi? Evet getirebilir. Öğretmen bunu baktığınızda bir haber ya da arkadaşım gazete küpürüyle rahatlıkla ama rahatlıkla getirebilir. Zaten soru hikayeleri çoğunlukla bunlardan oluşturulur. Öğretmenin sınıfa çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri bir olay ya da durumu bir filmle, bir videoyla, bir hikaye ile, bir haber ya da gazeteyle getirdiği söylenir. Öğretmen bunu getirdikten sonra beklenti şudur. Öğretmenin izlettiği film ya da vizyodan ya da hikaye ya da gazeteden sonra öğrenciler sınıf içerisinde kendi aralarında bir tartışma yapmalıdır. O tartışmadan hareket eden çocuklar o probleme kendi aralarında zihinsel bir çözüm üretmeleridir. Tek beklenti budur. Öğretmen günlük yaşamdan bir olay ya da durumu getiren kişidir. Onu bir film, video, hikaye, gazete haberle çocuklara sunar. Çocuklardan beklentisi sınıf içerisinde tartışarak ona zihinsel bir ne bulmalarıdır? çözüm bulmalarıdır. Olay hikayeleri ve kurguları senin karşına hep bu şekilde gelir. Senin burada tabii ki aklına şu soru takılmalıdır. Bunu yaptırmaktaki amaç nedir dersen sorularda göreceksin. Bir öğretmenin sevgili arkadaşım bunu kullanmaktaki temel amacı o çocuklarda problem çözme becerisini geliştirmektir. Sen bunu sık sık yaptığında çocuklarda problem çözme becerisi gelişir. Çünkü günlük yaşamda karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri bir olayla onu sık sık karşı karşıya getirmiş olursun. Aynı zamanda o olay, o hikaye, o videodaki kişilerin yerine kendini koyduğu için çocukta hangi beceride gelişmeye başlar? Empati becerisi de gelişmeye başlar. Bak mantığı basit bir yöntemdir. Düz anlatıma göre daha çağdaş bir yöntemdir. Buluş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılabilir. Öğretmen sınıfa günlük yaşamdan bir olay ya da durumu film, video, iki hikaye, gazeteyle getirir. Çocuklar sınıf içinde tartışarak buna bir çözüm bulur. Herhangi bir bilimsellik var mıdır? Hayır. Yeni orijinal bir çözüm olmak zorunda mıdır? Hayır. O yüzden bak bunu götürüp sakın problem çözmeden hareket ederek hani amaç problem çözme beceris dedik ya bununla karıştırma. Birazdan göreceksin burada bilimsel süreç basamaklarını çocuk kullanmak zorunda kalıyor. Ama burada çocuklar sadece sınıf içerisinde tartışıp kendi aralarında o olaya bir çözüm buluyorlar. Şunu da eklemek gerekir ki öğretmen bu yöntemi kullan kullandığında oradaki öğrencilerin de kavrama ve üzeri basamaklarda hedefleri rahatlıkla arkadaşım oluşturabiliyor. Örnek olayı mantığı budur. Mesela çıkmış sorulardan birini hatırlatayım. Belki hatırlarsınız demişti ki bir öğretmen dersin başında çocuklara sabah gerçekleşen bir trafik kazasından sonraki kavgayla ilgili 5 dakikalık bir görüntüyü izletmiştir. Çocukların kendi aralarına tartışarak buna bir çözüm bulmalarını istemiştir demişti. Size orada da kullandığı yöntemler yöntemi sormuştu. Mantığı da örnek olay olarak karşımıza çıkmıştı. Geldik problem çözme yöntemine. Sevgili arkadaşlar, sizin problem çözme yöntemini ilk yazacağınız şey şudur. Problem çözme yöntemi, araştırma, inceleme yolu ile öğretim statisine uygun bir yöntemdir. Hatta bunun diğer adı, sorularda göreceksiniz sevgili arkadaşlar, probleme dayalı öğretimdir. Bazen problem çözme yöntemi olarak karşınıza çıkar, bazen seçeneklerde sizin Karşınıza probleme dayalı öğretim diye çıkar. Peki bu yöntemin mantığı nedir? Birebir aslında araştırma inceleme yoluyla öğretim statüsünün aynısıdır. Öğretmene düşen görev burada şudur arkadaşlar. Öğretmen bu yöntemi kullanıyorsa çocukların karşısına bir tane problem durumu ya da bir tane problem senaryosunu getiren kişidir. Ama o problem senaryosu rastgele olamaz. O problem senaryosunun sahip olması gereken belli özellikler vardır. Sorularda duyacağın için onları da eklemiş olayım. Bunlardan birincisi öğretmenin getirdiği o problem senaryosu kazanımlara uygun olmak zorundadır. Öğretmenin getirdiği o problem senaryosu kesinlikle yaşama yakın olmak zorundadır. Ama en önemlisi öğretmenin getirdiği o problem senaryosunun birden fazla arkadaşım neyin olması gerekiyor çözüm yolunun. Sen her zaman o zaman sorularda şunu bileceksin. Bir bir öğretmen eğer araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisine uygun bir yöntem kullanıyorsa adı ne olursa olsun bunu unutmak yok. Öğretmenin görevi sınıfa bir problem durumunu getirmektir. Çünkü araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinin temel mantığı bunun üzerine kuruludur. Fakat getirdiği o problem durumu rastgele olamaz. Kazanımlara uygun olmalıdır. Yaşama yakın olmalıdır. Ama en önemlisi ama en önemlisi burayı unutmuyorsun. Birden fazla çözüm yolu olmak zorundadır. Öğretmenin görevi temelde budur. Öğretmen bunu getirdikten sonra öğrencilerden beklenti şudur arkadaşlar problem çözme yönteminde öğrenciler sınıf içerisinde aynı zamanda sınıf dışarısında kendi içerisinde tartışmalıdır. Ama en önemlisi sınıf içi sınıf dışı tartışma yapan çocuklar gitmelidir. Bilimsel süreç basamaklarını kullanmalı ve o probleme gidip de arkadaşın yeni orijinal bir ne bulmak zorundalar? Çözüm bulmak zorundalar. Zaten şunu unutmayacaksın. Senin bir yerde problem çözme yöntemi var diyebilmen için orada kesinlikle ama kesinlikle notunda işaretliyorsun. Bilimsel süreç basamaklarını çocuğun kullanması gerekir. Bilimsel süreç basamaklarını ben size araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisinde tek tek vereceğim ama bunun en büyük anahtarı nedir biliyor musunuz? Çocuk o problemi çözerken mecburen ama mecburen hipotezler kurarak hareket etmelidir. Mesela bilimsel süreç basamaklarını hatırlarsınız. Önce çocuk problemi hissedecek. Sonra problemi tanımlayıp sınırlandıracak. Sonra veri toplayacak. Sonra hipotez kuracak hipotezi ile ilgili veri toplayacak, o verileri analiz edecek, hipotezi test edecek ya. Bu basamakları kullanmak zorundadır. Yani çocuk olaya hipotezler kurarak yaklaşmak zorundadır. Hipotezin diğer adı, sakın sorularda kaçırma diye yazıyorum. Hipotezin diğer adı geçici çözüm yoludur. Sınavlarda artık ÖSYM hipotez demiyor. Çocuk geçici çözüm yolunu oluşturmuş ve bunu test etmiştir diyor. Sen de bu saatten sonra o zaman şunu biliyorsun. Eğer öğretmen sınıfa bir tane problem durumu, problem senaryosu getirmişse çocuklar da bilimsel süreç basamaklarını kullanarak yani hipotezler kurarak o problemi çözüyorsa orada kesinlikle ama kesinlikle probleme dayalı öğretim söz konusudur. Mantık olarak arkadaşlar tamamen bilimsellik esastır. Hipotezler kurup olaya yaklaşılır. O yüzden bileceksin ki aynı örnek olayda olduğu gibi burada da çocuğa kazan kazandırılması istenen temel amaç problem çözme becerisidir. Fakat şunu ekleyeyim ki mantık olarak örnek olayda öğretmen ne yapmıştı? Sınıfa bir film, video, hikaye, haber, gazete küpürüyle gelmişti. Çocuklar sadece sınıf içerisinde tartışıp herhangi bir bilimsellik olmadan zihinsel bir çözüm bulmuştu. Ama burada ne oldu? Öğretmen sınıfa bir tane problem senaryosu getirdi. Çocuklar sınıf içi, sınıf dışı çalışmalar yaptı. En önemlisi ise bilimsel süreç basamaklarını kullanmıştı. ...kullanıp onu arkadaşlar birine buldular, çözüm buldular. Bilimselliğin esas olduğu bir durumdur. Problem çözme becerisi çocuğa burada da sevgili arkadaşım kazandırılır. Senin anahtarın da bu şekildedir. Çocuklar bir problemi bilimsel süreç basamaklarına göre çözüyorsa... ...orada cevap zaten iki yere gider, hep aklında bulunsun. Sana stratejiyi soruyorsa cevap araştırma, incelemedir. Sana yöntemi soruyorsa cevap problem çözme yöntemidir. Gördüğünde bunu da aman aman şaşırma... Notuna şunu da ekle. Öyle bitirmiş olayım. Bu ise arkadaşlar çocuklarda uygulama ve üzeri basamakların kazandırılmasında etkili bir yöntemdir. Özellikle hangi basamağa odaklanılır? Yeni orijinal çözüm olduğu için sentez basamağına odaklandığımız bir yöntemdir. Bunu da böyle anlattığımıza göre geldik bir diğer yöntemimize. O da nedir arkadaşlar? Gösterip yaptırma yöntemi hepiniz az çok bilirsiniz ki gösterip yaptırma yöntemi sevgili dostlar iki aşamadan oluşur. İlk aşamada öğretmen aktiftir. ikinci aşamada kim aktiftir? Öğrenci aktiftir. Fakat sizin notunuza ilk ekleyeceğiniz şey gösterip yaptırma yöntemi daha çok ama daha çok sorularda göreceksiniz. Psikomotor beceri öğretiminde kullanılan yöntemlerden birincisidir. Hatta denir ki psikomotor beceri öğretiminde en etkili yollardan biri düz pardon göz gösterip yaptırmadır. Ama sıkıntı ne biliyor musunuz? Sizler bunu sadece hangi alanda kullanılır zannediyorsunuz? Psikomotor beceri öğretiminde. Lütfen notunuza şunun altını çizin. Bak bu daha çok psikomotor beceri öğretiminde kullanılır ama öğretmen bunu bilişsel alanda da kullanabilir. duyusal alanda da kullanılabilir. Sakın ama sakın unutma. Mesela bir şarkının ezberletilmesinde, istiklal marşının öğretilmesinde bir öğretmen göz gösterip yaptırmayı kullanabilir. O yüzden sakın ama sakın unutma gösterip yaptırma evet daha çok psikomotor beceri öğretiminde kullanılan bir yöntemdir. Ama bilişsel ve duyusal aşamada da kullanılabilir. Gördüğünde şaşırma notuna da ekle. Buradan hareket edersek daha çok psikomotor beceri öğretiminde kullanılan gösterip yaptırmanın sevgili dostlarım iki tane aşaması vardır. Birinci aşamada hepiniz bilmelisiniz ki öğretmen aktiftir. Öğ öğretmenin aktif olduğu o aşamada bizim öğrencimiz izleyici ya da baktığında sevgili arkadaşım dinleyicidir. İlk aşamada sadece unutma öğretmen aktiftir. Öğretmenin aktif olduğu bu aşamada öğretmenden beklentiler şudur. Öğretmen orada çalışılması gereken materyali ya da çalışılması gereken ortamı hazırlayan kişidir. Öğretmen aynı zamanda burada kesinlikle ama kesinlikle orada çocukların uygulayacağı beceriyi yapabilir pan kişidir. Önce sürecin başında öğretmen aktiftir. Fakat öğretmenin burada materyali hazırladı. Uygulamanın ortamını hazırladı. Uygulamayı yaptı. Fakat öğretmenin uygulamayı yaparken dikkat etmesi gereken noktalardan birincisi. Arkadaşlar öğretmenimiz o uygulamayı yaparken sorularda göreceksiniz sunumunu bütünden parçaya doğru yapmak zorunda. Aranızda halk oyunlarına giden varsa zaten bilir ki önce karyografinin tamamı sonra parçaları öğretilir. Ya da aranızda beden eğitimi öğretmenleri varsa takla atma davranışının önce tamamı sonra tek tek adımları öğretilir. Öğretmen gösterip yaptırmada bütünden parçaya gitmek zorundadır. Aynı zamanda öğretmen bunu yaparken herkesin görebileceği bir ortam yaratmak zorunda. Burada da önerilen konuşma halkasında da duyacağız. Herkesin görmesini isteyen öğretmen hangi düzeni kullanmalıdır? U düzenini. Bak mantık belli. Birinci aşamada öğretmenimiz aktif. Öğretmen materyal ve ortamı hazırlıyor, uygulamayı yapıyor. Öğrenci sadece burada ne izleyici ya da dinleyici. Öğretmen bütünden parçaya bir sunum yapıyor, herkesin görebileceği bir düzende sunumu yapan kişidir. Arkadaşlar bir de bunun malum sorularda duyuyorsunuz. Neyi vardır? ikinci aşaması vardır. İkinci aşamada ise bilmelisiniz ki arkadaşlar kim aktif olmak zorunda? Öğrenci. Öğrencinin aktif olduğu bu aşamada bizim öğretmenimizin rolü değişir. Öğretmen bu süreçte rehber konumundadır. Mantık olarak sizin yaptığınız en büyük hatalardan biri ne biliyor musunuz? Çağdaşlığı hep takıldığınız için hani öğrenciler aktif diyoruz ya gönüllülük esas sanıyorsunuz. Arkadaşlar gösterip yaptırmada öğrenciler aktiftir. Yani herkes o beceriyi yapmak zorundadır. Gönüllülük yoktur. Herkese öğretmen yaptırmak zorundadır. Sakın unutma. Herkesin yaptığı bu beceride şunu da eklemem gerekir ki bir defa yapıp oturmak da olmuyor. Öğrencinin ustalaşıncaya kadar o beceriyi tekrar etmesi gerekiyor. Bak burası önemli. İkinci aşamada öğrenci aktif. Herkese tek tek yaptırıyorsun. Ustalaşıncaya kadar herkese bu beceriyi tekrar ettirmek zorundasın. Öğretmen ise görevi nedir dersen öğretmen orada rehberdir. Öğretmen çocuğa anında dönüt ve düzeltmeyi vermesi gereken kişi olarak orada konumlanmıştır. Bak mantığı belli bir yöntem. Ne dedik? Daha çok psikomotor beceri öğretiminde etkili ama bilişsel ve duyusal alanda da kullanılabiliyor. İlk aşamada öğretmen aktif. Öğrenci, izleyici ya da dinleyici. Öğretmen oradaki beceriyi kendi, herkesin görebileceği bir şekilde bütünden parçaya doğru sunuyor. İkinci aşamada ise öğrencilere tek tek ustalaşıncaya kadar yaptırıyor. Öğretmen anında dönüp ve düzeltme vermeye çalışıyor bu aşamada. Tabi burada benim şunu da eklemem gerekir. Aslında bu yöntemde bir öğretmenin çocuklarda oluşturduğu şey ne biliyor musun? Notlarında bulunsun görecekleri diyeceksin model alma yoluyla öğrenmeyi kullanıyor. Yani çocuklar öğretmeni model alıyor bu şekilde öğrenmeye çalışıyor. Gösterip yaptırmada model alma yoluyla öğrenme esastır. Çünkü çocuklardan beklenti şudur öğretmenden öğrendiklerini yeni bir duruma ne yapmaları gerekir? Transfer etmeleri gerekir. Temel mantığı bunun üzerine kurul olan bir yöntemdir. Fakat ben burada şunu belirtmek isterim. Tekrardan bilissel ve duyusal alana kullanılabilir. Bir de aranızda şunu yapanlar var. Haftaya öğreneceğiz. Bunu götürüp bilişsel çıraklıkla karıştırıyorsun. Bak gösterip yaptırmayla bilişsel çıraklığın farkı belli. Bilişsel çıraklık usta çırak ilişkisidir. Sürece öğretmenle öğrenci bilişsel çıraklıkta birlikte başlar. Birlikte yaparlar. Birlikte yaparlar. Birlikte yaparlar. Zamanla öğretmen kendini çeker. Çocuk kendi yapmaya başlar. Burada ise önce kim yapıyor sadece? Öğretmen yapıyor. Önce öğretmen yaptıktan sonra kime yaptırıyor? Öğrenciye yaptırıyor. Bunu da böyle bilesin sakın götürüp bunu bilissel çıraklıkla da karıştırma geldim arkadaşım bir diğer yöntemme proje ya da projeye dayalı öğretime sevgili arkadaşlar sizin Proje yöntemine de ilk yazmanız gereken şey şudur. Proje yöntemi araştırma inceleme yolu ile öğretim stratejisine uygun bir yöntemdir. Araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisine uygun bir yöntem olduğu için görev bellidir. Bak size az önce söyledim. Bu problem çözmede de var. Eğer bir yöntem araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisine uygunsa o yöntemin adı ne olursa olsun o yöntem daima şöyle başlar öğretmen sınıfa çocukların üzerinde çalışacakları bir problem durumu ve senaryosuyla gelen kişidir. Bu aklında hep bulunsun. Araştırma incelemeye uygun olan tüm yöntemler böyle başlar. Öğretmen sınıfa bir problem durumu, bir problem senaryosuyla gelir. Tabii ki o senaryonun sahip olması gereken özellikleri tekrar hatırlatırsam, kazanımlara ne olmak zorundaydı? Uygun olmak zorundaydı. Yaşama yakın olmak zorundaydı ama en önemlisi ama en önemlisi birden fazla neyin olması gerekiyordu çözümü olması gerekiyordu bak buraya kadar ki aşamalar dikkat edersen birebir kimle aynı problem çözmeyle zaten bu saatten sonra unutmuyorsun bir yerde araştırma incelemeyle öğretim stratejisi varsa şu nokta hep ortaktır öğretmen sınıfa bir problem senaryosuyla gelen kişidir ayrışma nereden başlar öğrencinin rolüyle başlar bakın proje yön teminde öğretmen bunu verdikten sonra öğrencilerden beklenti şudur. Öğrenciler o problem durumuna Disiplinler arası çalışmalar yaparak, disiplinler arası çalışma yapmak ne demektir? Dersler arasında bağlantı kurarak, aynı zamanda öğrenciler o problem durumuna bağımsız ve baktığınızda bilimsel düşünerek bir tane ne üretmelidir? Çözüm üretmelidir. Mantığı aslında bu kadar basittir. Öğretmen bir tane problem senaryosu getirir. Çocuklar dersler arasında bağlantı kurar, bağımsız ve bilimsel düşünür, bir tane çözüm üretir. Tabii ki çocukların ürettiği çözüm yine yeni, orijinal olmak zorundadır ama burada şöyle bir beklenti vardır. Çocuklar oluşturdukları o çözümü herkesle paylaşabilecekleri somut bir ürüne çevirmeleri gerekir. Tabii siz bu somut ürünü duyduğunuzda hep ne anlıyorsunuz biliyor musunuz? Elle tutulur bir şey olsun. Bakın, somut ürün demek öğrencilerin o çözümü herkesin o problemle karşılaştıklarında kullanabilecekleri bir performans ya da işe çevirmeleridir ya da herkesin öyle bir durumda kullanabilecekleri okuyabilecekleri bir rapora çevirmeleridir. Yani çocuklar burada ürettikleri çözümü kullanılabilecek bir performansa bir işe bir rapora çevirir ve o su raporu kesinlikle arkadaşlar bir de ne yapmak zorundalar sunum yapmak zorundalar. Zaten bunun yanına lütfen ünlem koy bizim için projenin en büyük anahtarıdır bu. Somut bir ürün ortaya çıkmalıdır. O ürün kesinlikle sunulmalıdır. Ama ÖSYM bunu sunum diye vermiyor arkadaşlar. Siz o yüzden notunuza ekleyin. Bunu diyor ki öğrenci bulduğu çözümü arkadaşlarıyla paylaşır diyor. Sen de soruda şöyle bakarsın. Okuduğun bir hikayede bir öğretmen sınıfa bir tane problem durumu getirmişse, çocuklar o problem durumuna disiplin arası çalışmışsa bağımsız ve bilimsel düşünmüş bir çözüm üretmiş, çözümü somut bir ürüne çevirip arkadaşlarıyla paylaşmışsa orada proje yöntemi söz konusudur. Bak problem çözmede anahtar neydi? Hipotezler kuruyordu. Bilimsel süreç basamaklarını kullanmak zorundaydı. Burada ise öyle bir zorunluluk yok. Sadece dersler arası bağlantı kuruyorlar. Bağımsız ve bilimsel düşünerek bir çözüm ortaya koyacaklar. O çözümü somut bir ürüne çevirip arkadaşlarıyla paylaşacaklar. Ama bir farkı daha vardır ki yine aklında bulunsun. Hiçbir yöntemde olmayan bir şey daha vardır projede. Sevgili arkadaşlar, proje varsa o süreçte kesinlikle bir puanlama da vardır. Yani unutmayasın. Burada öğretmen çocuğun o proje sürecini hem de ortaya çıkardığı sonucu değerlendirmek zorundadır. Hatta bu süreç ve sonuç sadece öğretmen tarafından değerlendirilmez. Bu değerlendirmeyi öğretmen yapar, Öğrencinin kendisi yani öz değerlendirme yapar. Aynı zamanda akran değerlendirmede yapılmak zorunda. Diğer yöntemlerden farklı olarak arkadaşlar burada bilmeniz gereken bir diğer şey de budur. Burada bir de mantık olarak baktığınızda sevgili arkadaşlar bir puanlama vardır. Süreç ve sonuç değerlendirilir. Öğretmen, öğrenci ve akran o projeyi değerlendirmiş olur. Bakın buraya kadar gördüklerimizi bir özetlersem. Ne dedik? Düz anlatın en geleneksel yöntemdir. Sunuş yoluyla öğretim stratejisinde kullanılır. Öğretmen anlatır, öğrenci sadece dinler. Öğretmenle öğrenci arasında sınırlı etkileşim vardır. Bu açıdan sunuşla karıştırmayın dedim. Bazı durumlarda öğretmen düz anlatımı mecbur kullanır dedik. Çok sayıda konu anlatman gerekiyorsa, zor ve karmaşık konuları aktarman gerekiyorsa, soyut kavramları ya da duyusal becerileri öğretmen gerekiyorsa mecburen düz anlatıma başvuruyorsun. Öğretmenin burada öğrenciyi zinde tutmasının tek yolu var beden diliyle ses tonunu etkili kullanması gerekir. Ve bil ki öğretmen bunu dersin giriş ve sonucunda mecburen kullanmak zorunda kalabiliyor. Sonra neyi öğrendik? Örnek olay yöntemini. Buluş yoluyla öğretim statüsüne uygundur dedik. Öğretmen sınıfa çocukların günlük yaşamda karşılaştıkları ya da karşılaşabilecekleri bir olay ve durumu film, vizi, video, hikaye, haber ya da gazeteyle getirip çocuklarla paylaşır. Çocuklar sınıf içinde tartışarak ona zihinsel bir çözüm bulur. Amaç problem çözme ve empati becerisini bu sayede çocuklara kazandırmaktır. Ama herhangi bir bilimsellik yoktur. Yeni orijinal bir çözüm ortaya çıkmak zorunda değildir. Kavrama ve üzeri basamakların kazandırmasına etkilidir. Problem çözme yöntemi yani probleme dayalı öğretim ise araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisine uygun bir yöntemdir. Öğretmen sınıfa bir tane problem durumu ve senaryosu getirir. Kazanımlara uygun olmalıdır. Yaşıma yakın olmalıdır. Ama en önemlisi bir birden fazla çözümü olmalıdır. Çocuklar ise sınıf içi ve sınıf dışı tartışır ama en önemlisi en büyük anahtarın bilimsel süreç basamaklarını kullanır. Yani hipotezler kurar, geçici çözüm yolunu oluşturur, onu test ederek o problemi çözer. Amaç burada da problem çözme becerisidir. Gösterip yaptırmada ise şunu öğrendin. Daha çok psikomotor beceri öğretiminde kullanılıyor ama bilişsel ve duyusal alanda da kullanılabilir. İki aşaması vardır. Birinci aşamada öğretmen aktiftir. İkinci aşamada öğrenci aktiftir. Önce öğretmen yapar sonra çocuklara yaptırır. Model alma yoluyla öğrenme esastır. Proje ise aynı problem çözmede olduğu gibi araştırma inceleme yoluyla öğretim stratejisine uygundur. Öğretmen sınıfa bir tane problem senaryosu getirir. Öğrenciler ise disiplinler arası bağımsız ve bilimsel düşünek onu çözer. Çözümü somut bir ürüne çevirir. Arkadaşlarıyla paylaşır ve diğerlerinden farklı olarak projede bir ne vardır puanlama vardır. Arkadaşlar, öğretim yöntemlerinde bunları unutmak yok. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Benim de yetiştirmem gereken işler olduğu için bugün burada bırakacağım. Cuma günü yapacağım derste tartışma yöntemi ve tekniklerini göreceğiz. Zaten yöntem ve teknik olarak sadece onlar kaldı. Bugün burada yorulduğum için de biraz da işlerim olduğu için de bırakacağım. Ama kaldığımız yerden arkadaşlar devam edeceğiz. Bunu da yine YouTube kanalıma atarım. Arkadaşlar, saf bu cuma tartışma yöntemi ve tekniklerini anlatacağım. Bunun ek devam eden konusu olacak arkadaşlar. Öyle. Projede sınıf içi, sınıf dışı çalışma vardır hocam. Her zaman. Bu şekilde arkadaşlar devam edeceğiz. Bunu bitirdikten sonra zaten teknikleri görüp devam edeceğiz. Sonra da soru çözümü yapacağız. Yine sizin için inşallah faydalı bir ders olmuştur. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kolay gelsin. Cuma günkü dersi duyururum arkadaşlar.